BirGün TV'den merhaba değerli izleyenler. Denetimsizlik ve kar hırsı sonucu Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciasında 3. gün geride kaldı. Çöken toprağın ağır metaller ve siyanür bulundurması bölgede halk sağlığı açısından herhangi bir sorun yaşanılacak mı sorularını beraberinde getiriyor. Birçok soru işareti var kafalarda. Bakan Bayraktar herhangi bir halk sağlığı tehdidi bulunmuyor denilse de bizler tabii ki de bu meselenin ayrıntılarına değineceğiz bugün. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Profesör Doktor Sebahat Genç ile birlikteyiz. Sebahat Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Hocam az önce aslında girişte de belirttim. Bakan Alparslan Bayraktar henüz bir halk sağlığı tehdidi bulunmuyor demişti. Ancak önümüzdeki süreçte toprağın barındırdığı kimyasallar insanları da elbette korkutuyor. Bir şeyler yaşanacak mı? Herhangi bir halk sağlığı tehlikesi görecek miyiz bölgede? Bunlar merak ediliyor. Ben size önce şunu sormak istiyorum hocam. Riskler neler? Olası senaryolar neler? Önümüzde neler olabilir halk sağlığı açısından? Evet, öncelikle ben Erzincan halkına geçmiş olsun diyorum. Yığının altında kalan işçilerimizin yakınlarına da geçmiş olsun diyorum. Dilerim iyi haberler alırız. Çok üzgünüz. Kaç gündür hepimiz takip ediyoruz. Biz de bir hekim örgütü olarak, Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Derneği olarak, çevre sorunları, iş sağlığı ile çok ilgiliyiz. Bu konuları her zaman takip ediyoruz. Ve daha önce bir rapor yazmıştık. Kapasite artırımına gidildiğinde 2017 yılında Toraks Derneği olarak bir rapor yazmıştık. Tehlikeler, risklerle ilgili ve gerçekten kullanılan tüm kimyasalların, işte siyanürün ve oluşacak ağır metallerin hepsinin sağlığa zararlı olduğu ve bunların çevreye karışma risklerinin olduğuna dair raporlar yazmıştık. Ama ancak bunlara rağmen bu işletme hala çalışıyor, kapasite artırımına gidildi ve riskler var tabii ki, yani devam ediyor. Çok üzücü ama bunlar bilinen şeyler, ayrıca günlerdir televizyonlarda konuşuluyor. Ben tekrar sağlık anlamında risklerinden bahsedeyim. Bir kere siyanür kullanılıyor altına ayrıştırmak için. Biliyorsunuz ki siyanür özellikle belli bir miktarın üzerine çıktığında zehirli bir maddedir. Zehirler insanı. Solunum yoluyla alabiliriz ya da ağız yoluyla alabiliriz siyanürü. Ki burada yağmurun yağması, ki yağmur yağdığını duyduk Erzincan'da, o sahaya yayılan yığın liçi siyanür içeriyor ve ağır metaller içeriyor. Bu siyanür suyla birleşince hidrojen siyanür olarak havaya yayılıyor ve çevredeki insanlar bunu soluduğunda belli bir düzeyin üzerine çıkarsa zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Bunlar neler olabilir? Öksürük, nefes darlığı, sık ve derin soluk alıp verme, burun tıkanıklığı, burun kanaması, onun dışında çarpıntı, baş dönmesi, bulantı, kusma olabilir. Yani halkımız da tabii bunun bilincinde olsun ki böyle inşallah olmaz tabii, ama bu risk var, bunu yadsıyamayız. O nedenle halk da bunları bilmeli. Oradaki sağlık hizmetlerindeki arkadaşlarımız da bu konuda bilinçli ve uyanık olmalı ki böyle hastalar geldiğinde gerekli müdahaleler yapılsın. Komaya, ölüme kadar gidebiliyor akut maruziyette zehirlenme bulguları. Kronik dönemde de yani tekrar uzun dönem maruz kalındığında da birçok risk var. Mesela tiroid hormon bozuklukları. Guatr çok sık görüyoruz ülkemizde ve ben bunu zaman zaman düşünüyorum. Ülkemizde birçok çevre sorunu var maalesef. Bu sanayi, termik santraller ve diğer kirlilik kaynakları nedeniyle bunlardan dolayı bu kadar çok hastalıklar da artıyor biliyorsunuz. Bunların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Olmaması da kaçınılmaz. Kronik dönemde guatr dışında baş dönmesi, kulak çınlaması, görme bozuklukları, davranış bozuklukları, hafıza kaybı, ellerde ayaklarda uyuşma gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Yani bunların da bilinmesi, özellikle o bölgede, yani hastalar geldiğinde sağlık çalışanlarının da bu konuda bilgili ve tedbirli olması gerekiyor. Şimdi orada dediğim gibi risk yok diyorlar ama nasıl bunu söyleyebiliyorlar? Havaya karışma riski bir kere var. Toprağa, yağmur yağdığında toprağa karışma, yeraltı, yani Fırat Nehri'ne ulaşmasa bile yeraltı sularına karışma ve buradan da daha uzaklara gitme riski var. Hocam şunu da sormak istiyorum ben size. Belirttiğiniz gibi 3 tane kolu var meselenin. Hem havadan, hem su, yeraltı ve yerüstü sularından, hem de topraktan söz ediyoruz. Şimdi görüntüleri elimize ulaşmıştı. Oraya giden, su içmek için giden kuşların öldüğünü görmüştük. Ve sizin saydığınız hastalıklar da açıkçası çok kritik hastalıklar. Ben size şunu da sormak istiyorum. Uzun vadede çok üzülerek soracağım bu soruyu. Herhangi bir kanser tehlikesi, daha ciddi bir sağlık probleminin de ortaya çıkması, hatta belki de toplu bir şekilde bölgeyi etkileyen bir problemin çıkması olası mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, oradan gelen haberlerde kanser vakalarının arttığı söyleniyor. Tabii bunu bilimsel olarak ortaya koymuş bir çalışma yok ama böyle bir risk var. Neden? Siyanür olmasa da bu altının ayrıştırılması sırasında ağır metaller ortaya çıkıyor. İşte kurşun, cıva, kadmiyum, bakır gibi ve bunlar da zararlı. O bölgede sağlık çalışmalarının, araştırmaların yapılması lazım. Bu altın madeninin çevredeki halka sağlık etkileriyle ilgili bilimsel araştırma yapılması lazım. Ama benim tecrübelerimden edindiğim şu, böyle yerlerde bilimsel araştırma yapmanız çok zor. Biz yatağında kömürlü termik santrallerin etkisini araştırmak için, sağlık etkilerini araştırmak için bir çalışmaya giriştik ama yani devlet kurumları size yardımcı olmuyor. Halbuki yurt dışında bu araştırmalar devlet kayıtlarından alınan, yani sağlık kayıtları var ya bizim Sağlık Bakanlığımızın, oradan alınan verilerle yapılıyor. Yani devlet nedir? Halk içindir, değil mi? Halkın sağlığı ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını korumak zorundadır. Temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak zorundadır. Ve bize de bu amaçla çalışan hekimlere de bu bilgileri vermesi gerekir ama biz bunları alamıyoruz. Yani üzülerek söylüyorum. Orada bir çalışma yapılmaya çalışılsa bu da eminim çok zor olacaktır ama yapmak lazım. Hepimizin sorumluluğu var. Bunlar yapılmalı ve ortaya çıkarılmalı diye düşünüyorum. Numuneler alınmalı, analizler yapılmanın dışında insanlar, halkın sağlığı, yani bir sanayi kuruluşu kurulacağı zaman ÇED diyoruz ya, çevre etki değerlendirmesi. Bir de SED var, sağlık etki değerlendirmesi. Aslında bu da yapılmalı. O kuruluş açılmadan, mesela termik santral, çimento fabrikası, işte bu şekilde altın madeni gibi çevreye zarar riski büyük olan işletmeler açılmadan sağlığa ne gibi etkileri olacak? Sağlık etki değerlendirmesi yapılması lazım. Bunu yapmak lazım. Hocam aslında çok kritik bir ifade. Şimdi bunun biraz daha altını çizelim istedim ben. Sağlık etki değerlendirme raporu diyorsunuz. Nitekim çevresel etki değerlendirme raporlarına da uyulmadığını gördük. Ne kadar büyük bir önem arz ediyor? Onun önemini de sizden dinlemek isteriz. Bu gibi faciaların, felaketlerin peş peşe yaşanmaması için, bir kez daha yaşanmaması için. Şimdi tabii ki böyle işletmeler kurulmadan, hani çevre etki değerlendirmesinde de işte ne kadar emisyon çıkacak, ne kadar işte gürültü çıkacak gibi maddeler var. Bunların çevreye etkileri. Ama benim gördüğüm ÇED raporlarında da yani çok gerçek, bu raporda da belli. Gerçekler çok net ve doğru bir şekilde ortaya konmuyor. Bunun nedenlerinden biri de bence özel şirketlerin ÇED raporlarını yazması. Ve ücretini de kuruluş ödüyor yani. Burada yani ÇED raporunda her şeyin net olarak ortaya konmamasının bir nedeni de bu diye düşünüyorum ben. Bunun değişmesi lazım. Daha objektif, daha yani özgür uzmanların, bağımsız uzmanların bu işi yapması gerek. Sağlık etki değerlendirmesinde de işte orada ne gibi emisyonlar çıkacak? Mesela burada arsenik var, işte ağır metaller var. Bunlar çevreye yayılırsa bu riskler değerlendirip insanlarda hangi hastalıklar ortaya çıkabilir, neler olabilir, bunlar önlenebilir mi? Bu raporlar da değerlendirilip burada bu işletmenin açılması, yani doğru mu değil mi, halkın sağlığı, çevrenin sağlığı açısından doğru mu değil mi, o da bir tabii ki çok önemli bir rapor olacaktır. bunların da uygulamaya girmesi gerekir. Sebahat Hocam, peki arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler için ne söylemek istersiniz? Çünkü onların görüntülerinde de korunmasız çalıştıklarını ve oradaki maruziyeti de yakinen hissettiklerini görebiliyoruz açıkçası. Onlar için ne yorum yaparsınız bize? Tamam. Çok üzülerek söylüyorum bunları maalesef. Yani işçiler çalışırken bile doğru dürüst korunma önlemlerinin alınmadığını duyuyoruz. Yani bu... Ne diyorduk buna? İş cinayeti denebilir buna. Yani çok o şeyin, yığın içinin çökmesiyle altında işçilerin kalması. Yani buna iş cinayeti denebilir. Çok üzücü. Şimdi orada araba kurtarmada çalışanların da önlemler alınmadan bu yapılıyorsa bu çok büyük bir facia. Yani hala bu şekilde davranılıyorsa. Tabii ki iş güvenliğiyle ilgili tüm önlemlerin alınması lazım. Yani bunu artık söylemekten bile utanıyoruz. Yani bu kadar büyük bir facia yaşanmış. Üzerine arama kurtarmada başka bir facia yaşamayı mı bekliyoruz eğer böyleyse? Tabii ki yani bunlar bellidir, nasıl önlemler alınacağı. O şekilde iş güvenliği uzmanları vardır ve bunların denetiminde bunların yapılması gerekir. Ama bunda... görmüyoruz maalesef. Hocam, son olarak şunu sormak istiyorum size. Evet, bir felaket yaşandı. Göz göre göre geldi. Tonlarca kimyasalın, siyanürün bulunduğu toprak çöktü. 9 işçiden halen haber alınamıyor. Ancak bundan sonrasında da önümüzde bir tablo var. Hem Erzincan halkı için, hem İliç halkı için, hem de bölgedeki özellikle Fırat Nehri'nin yakınlarında olan illerimiz için neler yapılabilir? Bunları soracağım ben size. Alınması gereken akut önlemler neler? Ardından ilerleyen düzeyde birkaç hafta sonrası için, birkaç ay sonrası için alınması gereken önlemler neler? Kısa ve uzun vadede neler yapılabilir? Bunları sormak istiyorum size. Şimdi en başta örnekler alınması lazım tabii, ama bunların da halkla paylaşılması lazım, şeffaf bir şekilde. Doğru bir şekilde paylaşılması lazım. Çevrede, yani yakın çevrede insanların bulunmaması daha iyi olur. Su örnekleri, toprak örnekleri, eğer suda bir şey varsa, gerçekten bir suya karışım varsa o çeşme sularının kullanılmaması gerekir. Tabii bunun yanında toprağa karıştıysa, yani bunu önleyecek bir yol yok bildiğim kadarıyla. Bunlar yeraltı sularına, hele de Fırat'a karışırsa, ta Fırat'ın bütün suladığı bölgeler risk altında. Deniz canlıları, su canlıları, balıklar risk altında. Yine yetişen bitkiler ve bu bitkilerden biz yine ağır metalleri, siyanürü alabiliriz. Ve bunlar uzun dönem zehirlenmelere ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle bu bölgede kontrollerin sık sık yapılması, insanlar sağlık kontrollerinden geçirilmeli ve aslında esas yapılması gereken bu işletmenin kapatılması. Yani burada aslında gördüğümüz yaşananlar yıllardır bir sömürge madenciliğini düşündürüyor bize. Ve bu iç çevrede yaşayan insanlar bu altın madeninden kazanılan paradan en az faydalanan ama zararlarına en çok maruz kalan insanlar. Yani böyle mi olması gerekiyor ülkemizde? Halkın sağlığı bu kadar mı ucuzdur? Bu nedenle biz Toraks Derneği olarak zaten sürdürülebilir kalkınma değil, hep o konuşuluyor. Biz sürdürülebilir çevre ve yaşamdan yanayız. İnsan hayatına rağmen bir işletmenin, bir ekonomik aktivitenin yapılmasının her zaman karşısındayız ve burada da İnsan değil sadece, çevre, ekolojik sistem, bitkiler, hayvanlar, bütün ekolojik sisteme zararlı. Çünkü biz de bu sistemin içindeyiz, insanı ayrı olarak göremeyiz. Bunların karşısındayız ve bu işletmenin de kapatılmasının yanındayız. Bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Aslında söylenecek çok şey var. Yani ağır metallerin zararları... Yani gerçekten bir facia ve daha fazlasına izin vermemek lazım ki burası kapatılsa bile bu yıkıntılar, bu çöpler, bu işte zehirli atıklar orada kalacak, onların taşınması çok zor. Nitekim yani, taşınsa nereye taşınacak? O da çok önemli. Evet, evet ve bunlar devam ederse hala kapasite arttırmaya çalışıyorlar. Yani bu bir para hırsı gerçekten ve şöyle bir çarpıcı bilgi var bizim 2017 yılındaki raporumuzda. Bir tane yüzük yapmak için 20-30 ton zehirli atık ortaya çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani insan hayatı bu mudur? Bilemiyorum. Gerçekten evet. Yani çok üzgünüm. Bunları ülkemizde görmek istemiyoruz. Dilerim son olur. Hocam çok doğru sözler, çok haklı sözler söylediniz. Hakikaten hiç kimsenin ekmeğini kazanırken ölmemesi gerektiğini, daha doğrusu sermayeciler tarafından, denetimsizlik ve kar hırsı tarafından öldürülmemesi gerektiğini savunuyoruz hep birlikte. Çok çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Kıymetli izleyenler, Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Profesör Doktor Sebahat Genç ile birlikteydik. Erzincan'da göz göre göre gelen maden faciasının 3. günü geride kaldı. Bizler de önümüzdeki süreçte halk sağlığını tehdit eden herhangi bir durum var mı? Neler var, riskler neler, bunları konuştuk. Halk sağlığının önümüzdeki süreçte çok çok daha kötüye gitmemesi için alınması gereken önlemleri değerlendirdik. Şimdilik burada noktalıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.